Yanımızda bitki uzmanımız İbrahim Gökçek var. Evet İbrahim Bey, Alzheimer hastalığıyla başlayalım programımıza. Evet, Alzheimer maalesef hızla yayılan, çoğalan bir rahatsızlık. Milyonlarca insan bundan muzdarip. Bunun sebebi nedir? Neden böyle bir rahatsızlık ortaya çıkıyor? Beyin damarlarındaki yağlanma, daralma, sertleşme nedeniyle hücreler beslenemiyor. Vücudumuz çok özel bir fosfolipid üretir. Buna PAF denir. Trombosit aktivasyon faktörü. Fosfolipid oranı arttığı zaman trombozitler birbirine yapışarak pıhtı oluşturur. Bu da damarlarda önce yağlanma, daralma, dokularda yağlanma, daralma, sertleşme oluşur. Eğer önlenemezse beyin kanamasına, kalp krizine, birçok rahatsızlığa sebep olabilir. Bu PAF tedavi edilmezse birçok hastalığı, katlama rahatsızlığına, beyin kanamasına, Alzheimer vesaire sebep olabilir. Çözüm nedir? Şimdi bu gördüğünüz bitki ginkgo yaprağı biraz beyne benzer. İki loblu. Evet. 50 metre yüksekliğinde Çin'de, Japonya'da yetişen bir bitki. Artık Türkiye'de de parklarda, bahçelerde yetişir. Evet, kurulduğu için yaprakları kırılıyor. Ginkgo'ya mabet ağacı da denir. Yani bunu Güneydoğu Asyalılar kutsal bilmişler. Mabetlerde yetiştirdikleri için, çok değer verdikleri için mabet ağacı. Bunun birleşiminde binde iki, binde üç oranında, yüzde değil, binde o kadar az ginkoloidler içerir. Ginkoloid ne işe yarar? İşte pıhtılaşmayı önler. Yani damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözer, fosfolipidi çözer, böylece beyin hücreleri beslenir. Bu şuna benzer, tarlanız var, sulayacaksınız ama kanal yok. Neyle sulayacaksınız? Kanal açacaksınız ki tarlanızı sulayasınız. Yani sulanmasa ne olur? Kurur tarlanız, bitkiler de ölür. İnsan beyni de böyle. Beyne bütün dokulara o kan aktığı zaman yeterince besleyici, vitamin, mineral, enzim, glikoz fonksiyonları yerine gelir. 36 yaşında bir beyefendi okulda süper öğrenci, birincilikle bitirmiş, iş hayatına atılmış. Fakat biraz da hanımı geçimsiz olduğu için çok yoğun tempo ile çalışıyor. Bir de eve geliyor, evde sürekli kavga, stres, geriliyor, iş yerinde geliyor, eve geliyor kavga vesaire vesaire. Adamcağızın artık şalterleri atmış ve Alzheimer'a yakalamış. Bunamış. Delirmiş, kafayı bozmuş. Şimdi dediler ki birçok ilaç kullanmış. Hiç iyileşme olmamış. Bana dediler ki iyileştirebilir misin? Bilmiyorum dedim ya. Ne bileyim, Allah bilir. Benim yapacağım iş nedir? Adamlar araştırma yapmış. Klinik araştırması yapmış. Ne yapmış? Bu yine bir Almanca dergi. Ginkgo'nun bu yaprağı şöyle beyin gibi. Loblu, iki loblu. Ginkgo biloba. Biloba iki loblu demek. Ginkgo ile ilgili araştırma yapılmış. Bunun birleşimindeki, yaprağının birleşimindeki etken maddeyle traje kapsüller yapılmış. 10.800 demans, yani Alzheimer, bunama hastası üzerinde denenmiş. 10.800 hasta tam 36 ayrı klinikte, toplam 36 ayrı klinikte hastalar tedavi edilmiş. Etkisi ispat edilmiş. Bunu ben bulmadım. Yani bulan bulmuş. Kimler bulmuş isterseniz bu ilim adamlarının da adını söyleyeyim. Profesör Doktor Arrigo, Profesör Doktor Diehl, Profesör Doktor Gessner, Profesör Doktor Halama, Profesör Doktor Hofbeş, Profesör Doktor İsrail vesaire vesaire. Yani yüzlerce ilim adamı ortalama 36 klinikte 10.800 demans hastasını tedavi etmişler. Nasıl tedavi ediyor?
pıhtılaşmayı önlüyor. Damarlardaki daralmayı, sertleşmeyi önlüyor. Böylece tekrar vitamin, mineral, enzim akışı artıyor. Bu beyefendi 36 yaşındaki beyefendiye dedim ki bilmiyoruz. Klinik araştırmalara göre dünyada en çok bitkisel ürün, satılan ürün ginkgo ürünleri. Damla drajeleri. Sonra sarı kantaron gelir. Neden? İlkokuldan üniversiteye kadar okuyan herkesin ginkgo kullanmasında fayda var. Niçin? Hafızayı güçlendirir. Öğrenme kabiliyetini artırır. Beyni besler. Zekayı güçlendirir. Yani dünyada bu alanda 10 numara en etkili bitki. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Deneyelim, bilmiyorum dedim. Biz ona iksir aloe vera jel, ginkgo forte. Çok özel bir, bu forte özel bir formül. Ginkgo ekstraktı, alıç ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, sarı kantaron, zeytin yaprağı vesaire vesaire içerir. Beyefendi 6 hafta kullandıktan sonra önce ne konuştuğu anlaşılmıyordu. Bir şeyler söylüyor. Sadece ailesi ve yakınları ne demek istediğini anlıyor. Başkası anlamıyor. Konuşma yetisini konuşma, kaybetmiş. Anlaşılmıyor. Evet. 6 hafta sonra ne konuştuğunu başkası anlar hale geldi. 6 hafta içerisinde. Yani çok mükemmel bir gelişme oldu. Teşekkür ederler. Allah razı olsun. Artık yavaş yavaş sakinleşti. Yani anlaşılmadığı için kişi konuşuyor. Karşıdaki ona tepki vermediği için sinirleniyor, geriliyor, daha da strese giriyor. Daha da kötü oluyor. Almanya'da bir hanımefendi çalıştığı iş yerinde düşüp bayılmış. Bu da başka bir olay. 40 yaşlarında. Hastaneye kaldırdıklarında beyin ana arteri tıkanmış. %85 beyne yeterince oksijen gitmediği için stresli, yoğun bir tempo ile çalışır. Düşüp bayılmış oksijensizlikten. Demişler ki biz ameliyat ederiz ama pıhtı kaçarsa beyni felç olur. Ömür boyu yatalak kalır veya sandalyeye bağımlı kalır. Ne yapacağız? İlaçla tedavi. İlaçla tedavi, tedavi denemişler, denemişler. Çare yok. Dedi ki ya siz bir sürü insanı tedavi ediyorsunuz. Bize de bir çare bulun. İnşallah bakalım, görelim dedik. Biz ona iksir aloe vera jel ginkgo düşük tansiyon olduğu için artı biberiye, biberiye forte. Bu da düşük tansiyonlar için ideal. Baştan ikinci gibi biberiye. Biberiye düşük tansiyonu olanlar için, yüksek tansiyonu olanlar için ise alıç. Katlama rahatsızlarında ideal. Kullandı. Hanımefendi 6 hafta sonra %85 olan şah damarındaki tıkanıklık %15'e düştü. Aa dedi ki ben iksir kullanmayacağım artık. İksir de sarımsak içeriyor. Sarımsak kokusu nedeniyle rahatsız oluyor. Bunda biraz sarımsak kokusu var. Sarımsak içerdiği için. İksirin birleşiminde limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longan, altın başak, otu, zeytin yaprağı, kalkule, karanfil içerir. Neymiş efendim? Beyin ana arteri açılmış. %85'ten %15'e düşmüş. Neymiş? Sarımsak kokuyormuş. E koksun. Ne olmuş yani? Sarımsak koksa ne olur? Değil mi? Sonuçta yani iyileşmiş. Bir ay yani daha devam et. Tamamen açılsın. Evet. 6 hafta sonra diyor ki bu bana yeter. %15 önemli değil. Önemli değil oğlum. O orada kalan %15'lik de olsa çok az bir tıkanıklık ne yapar? Zamanla bir yıl, iki yıl, üç yıl sonra devam edecek. Tekrar evet. Riziko. Yani biraz da cahillik var maalesef bizim insanlarımızda. Aa, rahatladı mı? Tamam diyor, bu bana yeter diyor, sarımsak rahatsız. Böyle tuhaf bir durum da var. Hocam, böbrek taşı ve böbrek iltihabı da çok önemli bir hastalık. Bununla ilgili bir çözümünüz vardır mutlaka, öyle düşünüyorum ben. Her şeye bir çözüm varsa bitkisel yolla. Evet, her şeye bir çözüm var elhamdülillah. Evet. Şimdi Antalya'dan bir beyefendi beni aradı, dedi ki böbreklerinde taş oluşuyormuş, ceviz kadar ameliyat oluyormuş. 6 ay sonra tekrar ceviz kadar böbreklerin taş oluşuyor. Dedim ki Antalya'da lüks oteller için artık avokado yetiştiriliyor. Avokado var mı? Var. Yaprağı var mı? Var. Çayını yap iç dedim. Dedi ki, bu kadar mı? Sadece çay mı bütün mesele? Dedi ki çok kolaymış dedim. Ondan sonra dedim tamam.
Biz bunu düşündük, baktık ki böbrek taş, kumu, idrar yollarında taş, kum, bazı taş ve kumlar çeşit çeşit olabiliyor. Buradaki ürik asit veya oksalik asit oranı artarsa taş oluşur, kum oluşur, çeşit çeşit taş şekilleri ortaya çıkıyor. Bazı türlerde avokado yaprağı yeterli olmayabiliyor. Biz bu nedenle hayş kıran kökü, altın başak otu, huş yaprağı, sırgan otu gibi bu taşı eritici bitkilerden özel bir formül geliştirdik. Nedir bu? Avokado forte. Avokado. Bu böbrekteki taşları eritir. Problem değil. Kullandığı zaman kişi bunu avokado kısa sürede böbrekteki taşlardan veya idrar yollarında kumdan, taştan kurtulup problemsiz. Ameliyata gerek kalmadı. Çünkü her ameliyat böbreklere zarar verir. Şeklini bozar. Sinirlere, dokulara zarar verir. Bu da ileride böbrek yetmezliğine sebep olur. Ha, böbrek yetmezliği de çok çok ağır bir rahatsızlık. Böbrek yetmezliğine insanlar neden niçin yakalanır? Şimdi bize gelen birçok insan kronik böbrek yetmezliğine yakalananlara soruyorum. Neden yakalandın, niçin yakalandın? %98'i tansiyon, diyabet veya kolesterol hapı gibi kimyasal ilaç kullanmaktan yakalanmış. %98'i. Çok nadir iltihap, taş, kum, kisten. Yani genellikle insanlar çok ilaç kullanıyor. Diyor ki ya ne olacak ki? Günde bir tane tansiyon hapı alsam ki ne olur diyor. Bir gün almıyorsunuz ki. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl alıyorsunuz bu hapı. Nereye gidiyor? Böbrekler bunu süzüyor. Birer milyondan 2 milyon nefron dediğimiz süzgeç hücreler var böbreklerde. Bu hücreler bu toksik maddeyi süzerken ne oluyor? Yakıyor, kavuruyor, şeklini bozuyor, deforme oluyor. Böbrekler mesela 6-7 santim genişliğinde, 10-12 santim uzunluğundaysa zamanla küçülüyor, büzülüyor, deforme oluyor. Kimyasal ilaçlar böbrekleri yakıyor, kavuruyor. Küçülüyor, küçülüyor böbrek. Böbreği küçülmüş, gelmiş bana diyor ki bir tanesi. Nohut kadar kalmış böbreğinin biri, biri de yavaş yavaş küçülmüş. Benim böbreğim tekrar düzelir mi? Ya balon mu bu? Gitmiş, bitmiş. İlaç kullanan kullanan böbreğini çürütmüş. Benim böbreğim iyileşir mi? Kişi tansiyon, kolesterol, diyabet hapı kullanmamışsa, iltihaptan, taştan, kumdan, kisten dolayı böbrek yetmezliğine yakalanmışsa çok kolay. Yani böbreklerdeki bu birer milyondan 2 milyon nefron, süzgeç hücre deforme olmamışsa, büzülmemişse çok kolay. Şimdi bununla da ilgili çok güzel klinik araştırmaları var. Nedir bu? Altın başak otu. Altın başak otuyla ilgili yine Almanya'da, hep Almanya'dan örnek veriyorum. Neden? Onlar klinik araştırması yapıyor. Biz bakıyoruz, inşallah biz yapacağız. Zamanla onlar bakacak. 157 doktor, urolog hastaları üzerinde tedavi denemeleri yapmışlar. Böbrek yetmezliği, böbrekte taş, kum gibi rahatsızlara karşı tedavi etmişler hastaları. Altın başak otunun da, Kanada altın başak otu, büyük altın başak otu, şifalı altın başak otu diye çeşit çeşit türleri var. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik. Huş forte. Huş ağacına huş denir. Bir, çok güzel bir ağaç. Neden huş denir? Saatte 70 litre su emer topraktan. Sulu yerlerde için genellikle. Suyun akışını kulağınızı verdiğinizde gördüğünüzde hışır hışır su akar. Bu nedenle huş ağacı denir. Topraktan emmiş olduğu suyu yapraklarıyla etrafa esans gibi dağıtır. Ekerik bir yağ yağar. Çevreyi temizler, aratır. Bir bitkinin çevreye, bir ağacın çevreye 250 bin euro değer katıyor. Bir ağaç. Yani bir ağaç çevreye katkısı 250 bin euro. Bir ağacın, sadece bir ağacın çevreye katmış olduğu değer.
Eğer ki ağaçlar olmasa ne olur? Zehirlenir, ölürüz. Çünkü bu kadar kimyasal artık madde, arabaların egzozundan çıkan kimyasal maddeler, şunlar bunlar ne yapar? İnsanı öldürür, yaşanmaz hale getirir. Ağaçların çok önemli. İşte Almanya'da yapılan bu klinik araştırma, böbrek, kronik böbrek yetmezliği tedavi edildiği belgelenmiştir. Biz bununla ilgili çok özel bir ürün ürettik. Bir beyefendi beni aradı Bodrum'dan, dedi ki 4 aydır diyalize giriyor. Artık önce diyaliz, sonra böbrek nakli, böbrek arıyorlar. Böbrek efendim gitmiş bitmiş. Halsiz dermansız, yorgun bitkin, çalışamıyor iş yerinde. İş yapamıyor. İş yerini satmış. Rengi solmuş, sararmış. Kandaki ürük asit atılamadığı için vücudu, derisi, cildi sararıyor bu tür hastalar. Vücudunda toksik madde dolaşıyor. Dedim ki yani diyalize girmemiş olsaydınız çok kolaydı. Diyalizlik bir durum. Bilmiyorum, bakacağız. Yani ben tedavi ederim demek yanlış. Burada klinik araştırmalar yapılmış bu bitkiyle ilgili. Ama deneyelim bakalım, görelim ne olacak. 2 ay kullandı, kreatini, bu raporlar var doğaltedavi.net'te. Raporu getirmeyi unut. Kreatini 6.5'ten 2.2'ye düştü. Üresi düştü, tansiyonu, kolesterolü, bütün değerleri normala döndü 2 ay sonra. Bana dedi ki artık ben diyalize girmeyeceğim. Dedim bana sorma, doktoruna sor. Doktoruna demiş ki ben artık diyalize girmeyeceğim. Neden? Değerlerim düzeldi. Niçin? Şunu kullanıyorum. Ay güzel gelişmeler ama yine de acele etme, sabret. 2 ay daha kullan bakayım ne olacak. 2 ay daha kullandı. 4 ay sonra diyalizden kurtuldu. Şimdi 4 yıl oldu. Diyalizdeki bir problemi yok. Yani diyalize girmeden kişi erken teşhis, erken tedaviye başlarsa iyileşmesi daha kolay. Şimdi ginkonun bir diğer özelliği de kulak çınlamasına karşı etkili olması. Evet, bununla da ilgili klinik araştırması yapılmıştır. Toplam 942 kulak burun boğaz doktoru kendi muayenehanelerinde 1357 hasta tinnitus, yani kulak çınlaması, ağır duyma, aniden duyma yetisini kaybetme gibi kulak rahatsızları olan hastalar üzerinde ginkoyla tedavi denemeleri yapmışlar Almanya'da. 292 kulak burun boğaz doktoru. Kulak çınlaması neden olur? Tinnitus genellikle böyle asker, polis gibi silahlı talim, eğitim yapan insanlar aniden yanında bir silah patlıyor veya top patlıyor, herhangi bir şey patlıyor. Ne oluyor? Eğitim sırasında aniden kulak çınlaması başlıyor veya duyma zafiyeti, ani sağırlık ortaya çıkabiliyor. Zarar veriyor. Dışarıdan gelen ses dalgası kulak zarıyla kulak zarından örs çekiç üzengi denen 3 tane kemik var. Bunlar örs çekiç üzengi ses dalgasını salyangoza iletir. Salyangozun içinde de silahar selin dediğimiz tüysü yüzeyler var. Halin üstündeki iplik gibi düşünün. Böyle tüy şeklinde. Bunlar da ses dalgasını alır, sinir hücresiyle beyne iletir. Beyin bunu yorumlar. Ha, bu ne diyor? Şunu diyor. Buna nasıl cevap verelim? Şöyle cevap verelim. Bunlar saniyenin binde biri. Çok kısa sürede. Yani insan çok mükemmel bir varlık. Allah'ın yaratmış olsun. Ne kadar kısa sürede düşünüyor, hemen ona otomatik cevap veriyor. Hareket ediyor. İşte bu tüysüz hücreler deforme oluyor. Herhangi bir silah patlamasında, bomba patlamasında veya biz mesela şeydeydik Burdur'da. Obüsle ateş ediyor mesela. Çok büyük bir gürültü çıkıyor. Bu gürültü sırasında duyma zafiyeti ortaya çıkıyor. Kulak çınlaması ortaya çıkıyor. Veyahut da sürekli hostes, pilot gibi uçakla uçmak zorunda olanlar aniden iniş yaptı. Kötü bir hava şartları nedeniyle kötü bir iniş yaptı. O basınç aniden ne yapıyor? Kulak çınlamasına veya sağırlığa sebep oluyor.
geçici kulak tınlaması, 1-2 dakikalık, 1-2 saniyelik önemli değil. Fakat sürekli kişi kulağa sürekli çiniyorsa, patlamış bir balon gibi veya diye veyahut da bir şelale gibi fışırtılı veyahut da bir arı vızırtısı gibi sürekli bir vızırtı ne yapıyor? Kişi yatamıyor, uyuyamıyor. Delirecek gibi. Bana bir atsuba geldi. Dedi ki 15 senedir kulağım çınlıyor. Kafamı keseceğim artık dedi. Ya o kadar da abartma dedim. Gerçekten mi? Görsük dedi. Ne yapacağımı şaşırdım. Hiç kimse inanmıyor. Yani başkasını rahatsız mı diyor için vatandaş diyor ki ya kasıtlı yapıyor rapor almak için diyor. Bilmiyor tabii gerçek mi değil mi onun rahatsızlığı. Öyle bir de üzerinde psikolojik baskı oluşuyor kişinin üzerinde. Psikolojisi bozuluyor yani. Bir rahatsızlığı var bir de çevredeki insanlar onu negatif konuşarak psikolojisini daha da bozuyor. Deneyelim bakalım görelim dedik. Kullandı. Hamdolsun iyileşti. Bir de Londra'da yaşayan Mehmet Bey bunu kulağının içerisinde orta kulak koni gibi belli bir noktada daralıyor. Boğaza açılan bir boru var. Östaki borusu. Boğazdaki hava kulaktan dışarı çıkar. Kulaktaki hava da boğazdan dışarı çıkar. İçeriden yani kişinin kulağına diyelim ki bir darbe geldi. Vurdu. Tokat attınız. Buradaki hava östaki borusundan ağızdan boğazdan dışarı çıkar. Herhangi bir problem olmaz. Veya boğazdaki ağızdaki hava kulaktan dışarı çıkar. Yani kulak zarı geçirgen, havayı geçirir. Şimdi bunun kulak zarında oluşan problem nedeniyle kulak zarının üzerine mantar yerleştiği zaman zift gibi mantar. Bağırsaktaki mantarlar kulak problemine sebep oluyor zamanla. Mesela hijyenik dikkat etmedi, taharetlendi. Bağırsaktaki mantar kulağına, kulak zarında yerleşirse ne yapar? Kulak zarını tıkar zift gibi. Ondan sonra da içeride bir basınç oluşur. Kulağının içerisinde hava alamaz. Bu vatandaş da rahatsız olmuş. Doktora gidiyor. Doktor diyor ki tamam hallederiz. Kulağına küçük bir tüp takıyorlar. Kulak içerisindeki havayı almak için. Kulak tüpü. Kulağına tüp takarken salyangoza zarar vermişler. Baş dönmesi, vertigo hastalığı başlamış ve kulak çınlaması yani tinnitus. İki hastalık birden çıkmış bir de ortaya. İyileşim derken doktorlar Londra'da adamı perişan etmişler. Ne olacak? Kortizon kullanacaksın. Ne zaman? Ömür boyu. 4 yıl kortizon kullanmış, kilo almış, şişmiş, ödem oluşmuş, kemikleri zayıflamış, hafızası gitmiş, artık delirecek. Adam kortizon kullana bunama noktasına gelmiş. Arada dedi ki ya kortizondan artık bıktım, her şeyi unutur hale geldim. Yüzü şişmiş, ödem oluşmuş, bir sürü hastalık ortaya çıktı. Ne yapacağım ben? Bilmiyorum ama deneyeceğiz. Bilmiyorum dedi yani. Bu da burada klinik araştırması var. 292 kulak, burun, boğaz doktoru hastalar üzerinde ginkgo denemiş. Biz bunu daha etkili hale getirdik. İksir, aloe vera jel, ginkgo, yüksek tansiyona karşı alıç vesaire deneyelim, bakalım, görelim dedim. Geldi, konuştuk. Kullandı. 3 ay sonra İzmir'de kendisi. Bir beyefendi geldi. Tabii ben daha önce görmediğim için kişiyi. Tanıyor musun beni? Tanımıyorum. Ben Mehmet. Evet buyurun. İzmir'den Londra'ya uçacaktım fakat İstanbul'dan Londra'ya uçuyorum. Neden? Neden ne bileyim neden? Size teşekkür etmek için ekstra buraya geldim. Allah sizden razı olsun. Neredeyse delirecektim. Beni kurtardınız. Hayatım tekrar dedi. Mutluyum, neşeliyim, huzurluyum. Bir huzura erdim. Huzur yoktu dedi. Yaşam kalitem sıfır olmuş. Hayatı, sosyal hayatı bitmiş. Gürültü ortama giremiyor, yatamıyor, uyamıyor vesaire. Bütün problemleri geçti. Bir genç de doktora gitmiş. Kulak, burun, boğaz doktoruna demiş ki doktoru kulağında bir kemik var. Yukarı doğru büyüyor, beyine doğru. Bu kemiğin büyümesini durdurmazsak beyine zarar verir. Ne olacak? Ameliyatla kulaktaki kemiği alacağız. Kulak kemiği büyüyor. Tuhafına gitmiş. Beni aradı. Dedi ki kulak kemiğim büyüyormuş beyne doğru doktor ameliyat dedi. Dedim ki kulak kemiği büyüyorsa ayak kemiğin de büyür, parmak kemiğin de büyür, çene kemiğin de büyür. O zaman çenen de uzaması gerekir. Burnun da uzaması gerekir. Efendim parmakların da uzaması. Bütün kemiklerin uzaması gerekir. Bir kemik uzamaz ki. Nedir bu o zaman? Dedim ki bana göre
Bu bir iltihap. Taşlaşmış, kemikleşmiş iltihap. Yavaş yavaş kemik gibi büyüyor. Mantar, enfeksiyon. Öyle mi? Ne olacak? İksir, aloe vera, jel, işte ginkgo mesela. Bakalım, kullan bakalım, görelim. 3 hafta kullanmış, adam sabah kalkıyor, kulağı kaşınıyor. Bakıyor ki yastığın üstü simsiyah, böyle kulağından zif gibi pislikler atmış. Panik olmuş, sabah namazı erken de beni arıyor. Diyor ki, kulağımda siyah bir şeyler akmış. Dedim, şükret aktığına, akmasa ne olacaktı? Dedi, bilmiyorum, korktum dedi. Kulağımdan acaba içinde bir şey, organ mı? Bir şey oldu. Yok dedim, kulağımdaki pislik dışarı akmış. Ne olacak dedi? Doktoruna git dedim. Yıkasın kulağını, bu kadar. Bitti. Bitti gitti. Ameliyete gerek kalmadı. Öğlenin doktoruna gitmiş, doktoru kulağını yıkamış. Demiş ki, bu kemik değilmiş, iltihapmış. Ameliyattan kurtuldun, hadi bakalım. Evet. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Önemli olan burada şunu tedavi ettik, bunu tedavi ettik, şöyle yaptık, böyle yaptık demek önemli değil. Kim, nerede, ne yapmış? Ne diyor? Burada 292 doktor Almanya'da kulak burun boğaz doktoru tinnitüsü tedavi etmiş. Belgeli. Ortada belge var, bilgi var. Ha, nerede? İşte isteyenler, merak edenler doğaltedavi.net'te. Mesela bu Almanca bir dergi. Fitoterapi. Bizdeki magazin dergisi gibi dergi değil. İlmi bir dergi. Klinik araştırmalara ilgili bilgi veriyor. Belge yayınlıyor. Evet. Bir de şöyle bir problem var. Almanya'da, Türkiye'de bilmiyorum ne kadar da, Almanya'da özellikle yaşlı insanlarda idrar altına kaçırma, inkontinez denen bir rahatsızlık var. İdrarı tutamama, idrarını kaçırma gibi. Yaşı 65 yaşını geçenlerde %17 oranında bu rahatsızlık var. Yaşı 80'i geçenlerde %30'lara varan oranda, öksürdüğü zaman, hapşırdığı zaman, tiksirdiği zaman vesaire idrarını tutamıyor. İdrarını kaçırma gibi böyle bir rahatsızlık söz konusu. Bu da çok yaygın. Bunun için incir kaktüsü var. Türkiye'nin Ege, Akdeniz bölgesinde yaban olarak yetişir. Bu meyvesi yenen incir kaktüsü. İncir kaktüsü ile ilgili İsrail'de klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmasında idrar kaçırmasına karşı etkili olduğu belgelenmiştir. Klinik araştırması var. Doktor Levin İsrail, İsrail'de yapmış olduğu klinik araştırmada kaktüsün birleşimindeki etken maddeler idrar kaçırmayı önlüyor. Bir de çocuklarda altın ıslatma problemi var. İdrar kaçırma farklı. Bir de çocuklarda gözüken altın ıslatma. Buna karşı da ayrık. Bu da ayrık. Ayrık otunun kökü. Ayrık kökü. Evet. Bunun birleşimindeki etken maddeler idrar yolları enfeksiyonuna, prostat iltihaplanmasına, 53 doktor bununla ilgili klinik araştırması. Bununla da ilgili klinik araştırmalar var. Bu çocuklardaki altını ıslatmaya, kaktüs ise idrar kaçırmaya karşı etkili. Bunlarla ilgili klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. Evet. Evet hocam, programımızın sonuna geldik yavaş yavaş. Burada bitiriyoruz. Değerli izleyenler, bugün de haftanın son gününde programımızı sonlandırıyoruz. Bizler 2 günlük aranın ardından pazartesi günü yeni konularla, bitkisel ilaçlarla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın, mutlu bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle.